أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين آمين يا معين. Evet. Değerli hocalarım, dersimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Hak hayırlı şekilde ifade, istifade cümlemizi muvaffak eylesin. En son ve keyfe fu'la ma'a ru'usil ayahat hulfun siva zirra diye böyle bir yerde okumuştuk. Burada bırakmıştık. Ra sahibi olmadıktan sonra ru'us-i ay'dan kabul edilen efendim bir de fa'la, fi'la, fu'la vezninde gelen ye'li kelimelerde Ebu Amr'ın hulfunu hulufle beyne yaptığını görmüştük. Ra sahibi olursa, zaten ra'lı olursa kelime otomatik imale. Hiç daha bir yere bakmaya gerek yok. Ve enna veyleta. Burada ra sahibi olmanın dışındakilerden bahsetti. Ra sahibi olduğu zaman da imale. Ve enna veyleta. Buradan yeni bir ifade başlamış oluyor. Ve enna, enna kelimesi, veyleta, veyleta kelimesi. Sonra ya hasrata, ya hasrata kelimesi, el hulfu tava. Burada tığının, yani düğünün hulüfle beynesi var bu kelimelerde. Hocam, buyur hocam. İbare itapla çelişiyor mu biraz? İtapla tatlı olduğunu sen bu kıraatı çalışırken bu üç kelimeyi atlıyorum da emne ve ile de hasreti. Yani tığ değil de ikisini beraber mi oluyor acaba? Şeyin hali, eduanlı mı? Hocam şöyle diyelim, şimdi bir neşir, bir Neşri Kebir usulü var, bir de Tayyibe usulü var. Tayyibe usulüne rivayet böyle. Ama ithafın ki neşirle daha çok bağlantılı. Kesin, aslında çelişmiyor. Taavuz ettiği zaman hangisi bazen? Neşri Kebir, ithaftan devam edeceğiz abi. Yani hoş Tayyibe'den de devam edilmiş olsa bir mahsuru yok. Yok, bir mahsuru yok. Sonuçta rivayet o şekilde geliyor. Yani rivayetler Tayyibe usulünden de öyle. Yani gelen rivayet sahih, oradan da gelen rivayet sahih. Yani herhangi bir sıkıntı yok onda. Yani şeyde bir örnek var, ravilerde çok büyük. Evet, evet. Birisinde ye var, diğerinde ikisini beraber alıyor. Bu üç kelimeyi atlıyorum da böyle bir şey. Bazen bakıyorsun bir tanesinde sade Ebu Amr var, ötekinde tığ var. Evet, evet. Hatta tığının, şimdi geliyor hocam, yani Tayyibe'nin şeyi o, malum. Diğer o tariklere de bir ufak dokunuyor. Yani bu da böyle bir şey de var diyor. Ama bizim takip ettiğimiz daha çok ithaf. İthaftaki anlatılan, yani İşte dünyada bakıyorsun tığın imalesi var. Değil mi? Yani Ebu Amr olarak normalde beyne var ama tığının bir daha imalesi var. Misal bunlar işte ithafın ibaresinde, Neşri Kebir'in ibaresinde hep bu şekilde zaten gelmiş. Sonuçta Neşri Kebir de yine İmam-ı Cezeri'nin yani. Hatta işte ha minen neşri tığ minet tayyibe diye böyle dokunuşları da var yani. Evet. Taba Dürî'nin bu kelimelerde enna veyleta hasreta kelimelerinde beyneleri var. Kıyle denildi meta, bela, asa ve esefa bu kelimelerle alakalı da ne denildi? Anhu Dürî'den nukil. Yani bu kelimelerle alakalı da aynı nakil var. Beyne nakli var. Beyne de nakledilmiş daha doğrusu. Evet. Ve an cemaatin bir cemaatten, yani bir şeyden yine aynı şekilde farklı farklı kitaplardan, diyelim ki ehli edadan gelen başka bir rivayet lehu Dürî için mesela dünya emil, dünya kelimesinde imale yaptığı hususunda ve an cemaatin lehu dünya emil, dünya kelimesinde ne yapmış ehli edadan bir takım esatiz-i kiram, bunlar da dünyayı imale yaptıkları meselesi var. İmale rivayet ettikleri meselesi var. Pekala. Yani böyle olunca dünya kelimesinde ne oluyor? Dürî'nin üç tane vecih olmuş oluyor. O cemaati de ki hepten tabii kıraat ehli eda üstadları bunlar. Burada almış. Yani kimin rivayet ettiği imale ile alakalı. Harfey ra'a. Harfey ra'a. Ra'a kelimesinin iki harfini de imale eden
Şimdi buraya kadar, yukarıya emil kelimesine kadar sadece işte beyneler, imaleler geldi. Şimdi imale ilavelerine devam ediyor. Harfe-i ra'a, ra'a kelimesindeki iki harfin de imalesi kim içindir? Min suhbetin lenahtulif. Min suhbe. Min satfarhal lenahtulif. Lam da var ama lam hulüfle. Evet. Anlaşıldı hocam. Evet. Ra'a kelimesinde. Yani işte ra'a kevkeben, ra'a eydiyehum, ra'ahu, ra'aha. Artık bunlar da İbn-i Zekban hulüfsüz, suhbe yani satfarhal aynı şekilde hulüfsüz ama lena yani Hişam hulüfle bu imaleyi yapmışlar. Ra'a kelimesinde iki harfinde de yani re'i şeklinde. Ve gayra lula ve gayral ula birincisinin dışındakilerde ki bu efendim 9 kelime olması lazım toplamda bu kelimeler. 9 kelime, 7 kelime. Bunları birincisinde el hulfü sıf. Birincisinin dışındakilerde, özür diliyorum. Birincisinin dışındakilerde yani bir numarada gelen değil. 2 3 4 5 6 7 hangileri ise işte En'am suresinde ra'a kevkebe, ra'a eydiyehum, ra'a kamisahu. Bunlar mesela Yusuf suresinde Hud'da ra'a burhan rabbi. Ondan sonra ra'a naran, ma ra'a, laqad ra'a. 7 tane kelime. Bu 7 tane kelimenin En'am suresinde geçen ra'a kevkeben. Bunun haricindekilerde ra'a kevkeben haricindekilerde ne oluyor? Ebu Bekir Şube'nin hulüfle imalesi var. Ra'a kevkebenin dışındakilerde. Ra'a kevkebende bu imale yok. Hulüf yok. Sonra vel hemze hif. Bu ra'anın hemzesinde imaleyi kim yapmış? Hif Ebu Amr Hazretleri hemzede imale yapmış. Baştan iki harfi de imaleyle girdi. Değil mi hocam? Hem re'i şeklinde girdi. Ondan sonra arkadan şimdi sadece hemzede imaleyi yapanı söyledi. Şimdi yine ra'a kelimesiyle alakalı işe bir ilave daha geliyor. Ve zul zamiri fihi. Zamirli olursa, kelime zamirli olursa, ra'a kelimesi evet, ve zul zamiri ra'ahu gibi, evet hocam. Fihi hem ra'da ve zul zamiri fihi, evet. Bu fihi hemzede, geriden çünkü hemzeyle geliyoruz. Ve zul zamiri zamirli olursa fihi hemzede ev yahut hemzin ve ra, hem hemzede hem de ra'da. Şimdi bir şık sadece hemzede. İkinci şık hem hemzede hem de ra'da. İkisinde beraber kim yapar bu imaleyi? Hulfu munen. Mim hulüfle. Ne oldu hocam? Şöyle bir şey çıktı piyasaya. Diyelim ki ra'ahu gibi olan yerde, ra'ahu gibi olan yerde bir İbn-i Zekman'ın yaptığından bahsediyoruz. Birinci yaptığını sadece hemzede imale. Bu bir. Ra'i şeklinde. Ondan sonra hem hemzede hem de ra'da ikisinde beraber imale. Ri'i şeklinde. Bu iki hulfün deyince bir de ikisinde tahkik ra'a girdi. Yani İbn-i Zekvan harflerin hepsinde dolaşıyor. İbn-i Zekvan harflerin hepsinde ne yaptı hocam? Dolaştı. Bir, ilk önce hemzede yaptı imaleyi. Ra'da yok. Ondan sonra hem hemzede hem de ra'da yaptı. Ri'i şeklinde. Arkadan bir de tahkike girdi. Ra'a diye. Ne oldu? İbn-i Zekvan Allah selamet versin. Üç yerde de böyle farklı bir şey yapmış oldu İbn-i Zekvan'ın. Hulfü münen dedi. Üç tane vecih gelmiş oldu yani. Kallilhuma bunu da böyle söyledi. Şimdi diyor ki kallilhuma imaleyi koyduk bir tarafa. Bunları, bu kelimeleri taklil yap.
Yani bu kelimelerde bulunan hem ra'yı hem de hemzeyi. Huma hem ra'yı hem hemzeye raci oluyor. Kallilhuma hem hemzeyi hem de ra'yı taklil yap. Küllen bütün kelimelerde kim yaptı bunu? Cera. Ezrak. Kallilhuma küllen cera. Pekala. Anlaşıldı burası da inşallah. Yani anlatmaya gayret ediyorum. Becerebildiğim kadar. Ve kable sakinin. Şimdi yine ra'a ile alakalı başka bir dava. Acayip bir şey. Baştan girdi. İki hemzenin imalesi. İşte iki harfinin imalesi. Ondan sonra sadece hemzenin imalesi. Arkasından ikisinde de imale, ra'a, re'i falan meselesi. Arkadan cimin beynesi. Tabi zamirli olan olmayan meselesi de var. Şimdi girdiği nokta ve kable sakinin. Eğer sakinden önce gelirse, yani a'sını uzatamayacak şekilde. Ra'el kamera. Mesela ra'eş şemse gibi olan bir yer olursa emillir ra. Böyle bir yerde ra'sını imale yap. Kim için? Safa. Evet. Safa, sathal. Değil mi hocam? Bir de fi var orada ilerisinde. Yani ra'el mücrim mesela. Ve ra'el mücrimune diyelim. Ra'el kamera gibi. Evet. Sat fe hal. Bunlar ne yaptılar? Sadece ra'sını imal yaptılar. Hemzesinde imale yapılacak artık bir durum kalmadı zaten. Yani kalkıp da ri'il kamera gibi bir şey olmuyor. Sonra ve ke gayrihi. Evet. Bunun dışındakilerde ke gayrihi ve ke gayrihi makabli sakin olanın dışındaki. Yani diyelim ki bu okurken normal vasıl halinde okunurken ne oldu hocam? Ra'eş şemse diye okudun. Uzatma imkanın var mı a'yı? Yok. Ama vakfın dışına çıkarsan, vaslın dışına çıkarsan, durmak icap ederse el cemi'u vakafa. Herkes kendi kaidesi usulü üzere durur. Böyle bir yerde. Evet. Ra'eş şemseden dolayı veya ra'el kamera kendisinden sonra gelen sakin harften dolayı ne oldu? Hemzesinde herhangi bir imale meselesi veya beyne meselesi devreye girmez. Örnek. Diyelim ki Ezrak. Dedi ki ra'el kamerada baktığımız zaman Ezrak'ın beynesi yok. Yani sadece işte re'el kamera şeklinde re'el kamera diyelim ra'sında beyne var ama e'sinde yok diyelim. E'sinde yok. Peki ben nasıl okuyacağım burayı? Durduğu zaman nasıl okuyacak? Burayı vasıl halinde nasıl okurdu? Dedi ki kaide kallilhuma küllen cera. Herkes yani Ezrak iki harfi de hem ra'sını hem hemzesini beyne okur. Durduğu zaman da ra'eş şemsede bir şey yok normal geçerken ama durduğu zaman da re'e diye durmuş olur. Asıl kaidesi neyse öyle olur. Sadece sakine geçişlerde yani ra'eş şemse gibi, ra'el kamera gibi sakin harfe geçişlerde sadece dedi ki ra'sını imale yapanlar sat fehal dedi. Hocam ama hemzesiyle alakalı dikkat edin bir şey söyledi mi? Yok. Söylemiyor. Çünkü yok. Ama durduğun zaman ortaya bir şeyler çıkar. Meddi tabi olarak durmuş olursun. Ra'a diye. O zaman da gerideki anlatılan kaideler devreye girer. Normalde ra'a böyle özgür bir şekilde meddi tabi şeklinde nasıl okunurken hangi vecih kim için devreye giriyorsa ra'a, re'i mi artık imale mi beyne mi dur, ra'el kamera gibi yerde durma halinde ra'a diye bırakacaksın onu. O ra'a gibi bıraktığın zaman normal ra'a kevkeben gibi, ra'ahu müstakirran gibi yerlerde uygulanan vücuhat neyse o uygulanır. Bilmiyorum biraz fazla mı uzattık orayı? Evet. Yani kegayrihil cemi'u ve kafa. Şöyle anlatayım hocam. Biz İmam-ı Hamza'nın ibdal yaptığını biliyoruz değil mi? Ama nerede ibdal yapıyor? Vakıfta. Yani biz diyelim ki liyezda şimdi
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّٰهُ diye devam ediyor olsak yapmaz. Doğru mu? Ama la yu'minun diye duracak olsak yapar ibdali. Heh. Şimdi vasıl esnasında ibdal yok. Vakıf esnasında ibdal var. Şimdi ra'el kamera diye ra'a kelimesinden direkt bir sakine bağlama meselesi. Ra'el kamera diye geçince imale, şu bu falan hepsi kalkıyor. Sadece ra'da imale yapan sat fakat eyvallah. Ama hemzedeki imaleler, beyneler hep kalkıyor. Yapamıyorsun. Ra'a diye durdun. El kamerayı bıraktın. Ra'a diye durdun. Ha o zaman ne oluyor? İmaleler de geri geliyor. Beyneler de geri geliyor. Neredeki? O geride anlatılan, işte az önceki anlatılan imaleler, beyneler geri gelir. Mesele bu. Heh. Evet. Ve ke gayrihil cemi'u ve ke gayrihil cemi'u el cemi'u ve kafa cemi diyelim ki kıraat imamları diğerleri de hepsi dahil nasıl duracaklarsa o şekilde dururlar. Evet. Sakin olmadan önceki hali neyse o şekilde. Vel elifatu elifler. Hangi eliflerden bahsediyor? Kable kesri. Ra. Taraf. Tarafta yani son harf olarak bir kelimenin sonunda son harf olarak vaki olan meksur ra'lardan önceki elifler. Ne gibi? Eddari mesela. Ennari, ennehari. Evet bu gibi yerlerde imale, böyle yer, eliflerde imale kim içindir? Huz, tefuz, min, huhtelef. Huz, Ebu Amr, te, tefuzun te'si, Hafs-ı Duri, min, huhtelef, mim, İbn-i Zekban, malum o da hulüfle. Evet. Ve hulfu garin, burası da yeni bir ifade. Ve hulfu garin temme. Gar kelimesinde hulüfle, te yine Hafs-ı Duri imale yapmış. Vel cari tela car kelimesinde de yine Hafs-ı Duri imale yapmış ama bu sefer tabi hulüf yok. Gar kelimesinde hulüf var ama car kelimesinde hulüf yok. Tıbu hulfe tıbu hulfu harin tıb-ı hulfe, bu gerideki mısraya ait. Tı hulüfle. T hulüfsüz, tı hulüfle. Acayip bir şey. Halbuki T ile tı aynı adam. Değil mi? Aynı zat yani. Birisi Kisai Dürisi, öteki Ebu Amr'ın Dürisi ama ikisi de aynı zat. Değil mi? Yok. İkisi de aynı. Yani Kisai'nin ya. Enteresan bir şey. Vallahi ben de öyle biliyordum. Şu an siz de mi yeni öğrendiniz? Ha yok. Daha önceden öğrendim. Yani biri Ebu Amr'ın birinci ravisi öteki tarafta mübarek gitmiş. Tamam orada da ravi. Kisai'nin ikinci ravisi olmuş. Evet. Ama Kisai'nin diyelim ki ikinci ravisi olduğu zaman Ebu Osman diye birisi daha çok iş karıştırıyor onunla beraber. Ama Ebu Osman'ın Kisai tarafından onunla bir bağlantısı var. Ama Ebu Amr tarafından bir bağlantısı yok. Evet. Ya bunlar birbirlerine kız alıp vermişler ya. Evet. Tıb-ı hulfü hârin. Tıb-ı hulf dedik buraya. O geriye ait dedik. Hârin kelimesi, hârin kelimesi yani alâ şefâ curufin hârin. Hocam. Burada imale yapan kim? Sıf, hulen, run, bin, mela, hulfuhuma. Bir sonraki beytin baş tarafında kalıyoruz. Yani hârin kelimesinde alâ şefâ curufin hârin şeklinde sad, ha, yani Ebu Amr, Ebu Bekir şube, Ebu Amr, Kisai bunlar hulüfsüz. Bin mela hulfuhuma dedi. O hulfuhuma son iki tanesine. B ve mim ne oldu? Hulüfle imalede oldular. Evet. B ve mim hulüfle imalede oldular.
Ve in tekerrar, eğer tekerrür ederse, yani ra'dan bahsediyorduk değil mi? Harin falan geldi, garin, carin. Eğer ra'lar iki tane olursa, ra'lar iki tane olursa, bravo hocam, ebrar gibi, evet, değil mi? Karar gibi, eşrar gibi, hay maşallah. O zaman imaleyi kim yapar? Hut rava, harhal. Harhal diyoruz ya, Ebu Amr, Kisai ve Halefi Aşir. Hut rava. Vel hulfu, böyle yerlerde, yani ra'ların mükerrer olduğu yerlerde, ebrar gibi, eşrar gibi, böyle yerlerde, hocam, imaleyi vel hulfu min fevz, mim ve fe hulufle yapmışlar. Vel hulfu min fevzin. Evet. Ve taklilun, böyle kelimelerin taklilinde kim var? Ceva. Ezrak. Ezrak böyle kelimelerde taklilde olmuş. Sonra lilbabi cebbarin. Şimdi bir cebbar babı var. Lilbabi cebbarin. Cari, efendim, ihtelefa. Yani cebbarin ve car kelimelerinde hulufle yine ezraka bunları bağlayacağız. Ezrak bunları ne yaptı hocam? Beyne okumuş. Ezrak bunları beyne okumuş. Yukarıya bağladık. Vafaka fit tekrir. Tekrir olan yerde, tekrir yani tekrar, ra'ların mükerrer olduğu yerlerde muvafakat eden, ezraka muvafakat eden kıs hulfün, hulufle hallat, zafa, hulufsüz olarak da dat ne yapmış oldu? Beyne yapmış oldu. Hulufle yapmış oldular bunları. Evet. Hallat hulufle, halef hulufsüz bir şekilde bunların efendim beynesine katılmış oldu. Tabi böyle olunca otomatik olarak halladın üç vecihi meydana geliyor halladın. Çünkü yukarıda min fevz, orada bir zaten fe'yi düşündüğümüz zaman orada kaf var imalede. Beynesinde de hulufle ezreka muvafakat etti. Ne oldu? Tahkik taklilde öyle oluştu. Halladın hem tahkiki, hem beynesi, hem imanesi devreye girdi. Evet. Ama şeyin, ne derler ona, halefin sadece bu tür yerlerde efendim beynesi. Ezrak'ın hulfüyle, tabi. İlbâbi cebbârine câri ihtelefâ. Ezrak hulufle varmış oralarda. Farklı bir şey düşünüyorsanız hocam değerlendirebiliriz. Buradan şimdi bakıyorum. Evet. Ezrak bunları diyor hulufle yaptığını söylüyor. Şerhin ibaresinde. وَاَفَقَ فِي التَّكْرِيلِ غِزْ قُلْفٌ ضَفَى dedik. Ve hulfu kahharil bevari. Evet. Şöyle. Yine beyne yani taklilden gidiyoruz. Ve hulfu kahharil bevari. Kahhar ve bevar kelimesinde hulufle beyne yapan Fuldula Hamza. İmam-ı Hamza. Tevrate. Tevrat kelimesinde cüt. Yani Tevrat kelimesinde ezrak beyne yapmış. Vel hulfu, Tevrat kelimesinde hulufle beyne yapan fadlun buccila. B ve F. Değil mi? B ve F. Ama şeyin öyle bir hulfi yok. Ne derler ona? Ezrak'ın öyle bir hulfi yok. Pekala. Vel hulfu fadlun buccila. Hulufle beyne yapmışlar. Şöyle hemen
Evet, vel ma'na enne'l-tevrata haythu vekat emalaha beyne el-ezrak. Ezrak'ın beynesi var. Vaktulif an Hamza ve Kalun. Kalun ve Hamza'nın hulfü. Vel vecuhul ahar li Hamza el-imaletul mahza. Kema seyeti fi evâhiril bab. Babun sonlarında geçtiği üzere bir imalesi, Tevrat kelimesinde artı bir imalesi var. Vel vecuhul ahar li Kalun ve huvel feth. Yani Kalun'un ve F'nin ikişer vecihi var. Ama birininki fetihle imale, ötekininki fetihle beyne. Evet. Birisi fetihle imale, diğeri fetihle beyne. Pekala. Ve keyfe kafirine. Hocam, kafirine kelimesi nerede gelirse beyne yapan kim? Cade. Ezrak. Ve emil. İmale yap. Kafirin kelimesini imale yap. Kim için? Tüb hüzmüne hulfin. Tabi suri mim hulüfle olduğuna göre suri öyle ahfeş o tarafta tahkikte derken kim bu te? Hafs-ı Duri, Ebu Amr İbn-i Zekvan hulüfle tabi. Gala bir de yes. Evet. Bir de yes var. Bunlar imalede. Ve ravhun kul ma'hum. Buradan yeni bir ifade. Revihi onlarla beraber an, yani revihi de bu işin içine kat, imaleye kat. Nerede? Bineml'in. Neml suresinde geçen inneha kânet min kavmin kafirin. Neml suresindekinde ne yap diyor hocam? Revihi de koy oraya. Yani yes değil orası. Neml suresinde ya. Evet. Ve thulâthi sülasi olan kelimeler, yani bu kelimelerin sülasi olanlarında, şimdi sayacağı kelimelerin sülasi olanlarında ancak imale yap. Fuzzila Hamza için hangi kelimeler? Hafe, tabe, zaqa, haqa, zaga. Bu kelimelerde sülasi olanlarında. Evet. Sonra demiş ki la zagat. Zagat hariç. Yani zagatı buna katma. Zagat ta imale yok. Evet. Ve zade. Ve zade habe kem hulfnama. Zade kelimesinde, habe kelimesinde kef de var, fe de var ama kefin hulfu var. Kef İbn Amir hulufle imale yapmış. Ve şae. Evet. Ve şae. Ca, şa'e ve ca'e kelimesinde imale yapanlar li hulfuhu, lam hulufle. Yani hulvanisi bunun tahkik okur, dacunisi imale okur. Malum şeyin ne derler ona? Hişam'ın feten müna mim fehal. Yani mim de var orada. Feten müna dedi. Feten fehal bir de mim. Evet. Şa'e ve ca'e kelimelerinde dacuni mefhal diyoruz ya. Dacuni mefhal. Evet. Ve hulfuhu İbn-i Zekvan'ın hulfu vardır. Nerede? El ikram. Şaribine, ikrahihinne vel havariyine. Bu kelimelerin hepsinde imrane vel mihrave. Şimdi burada yine var ama ikram, şaribin, ikrahihinne, havariyine kelimelerinde mimin hulfu var. İmrane vel mihrave. İmran ve mihran, mihrab kelimelerinde de yine hulfü var. Gayra ma yücer. Cer olmazlarsa ama. Yani idkâleti mra'atu imrâne. Burada imalesi var ama hulüfle. Ama bir yerde gelir ki mesela yusalli fil mihrabi. Cer olduğu zaman ne olur? O zaman hulüfsüz imale olmuş olur. Cerden dolayı hulüfsüz. Cer olmazsa hulüfle imale yapmış olur. Yine İbn-i Zekvan'dan bahsediyoruz. Evet. Pekala. Evet. Gayra ma yücer. Fehve ve ula zade la hulfestekar. Pekala, bakıyla. Yani
Fehve dediği, hani cer olmazsa dedik ya, gayra ma yücer. Cer olmazsa bu kelimeler, İmran ve mihrab kelimeleri cer olmazsa huluf var. Fehve cer olursa, acayip bir şey ya. Fehve eğer cer olursa ve ula zade ve bir de ilk zade kelimesi hocam. Nerede? Fî kulûbihim meralun fezâde. Lâ hulfestekar. Lâ hulfestekar. Huluf yoktur. Bu şekilde karar kılmıştır. Yani direkt imale olarak evet söz konusudur. Meşâribükem hulfün ama. Meşâribükem hulfün. Meşârib kelimesi, menâfi'u ve meşârib kelimesi İbn-i Amir'in hulfü vardır. Meşâribükem hulfü. Aynin evet. Aynin âniye. Evet. Aynin âniye. Burada aynin âniye olacak değil mi? Ma'abidûne âbidûne âbidul cahdi. Cahd suresindeki bir de şey var. Âbid kelimesi. Cahd yani kafirun suresi. Cahd suresi dediği kafirun suresi. Bunlar da imale yapan liye. Hocam hulfün. Bir sonraki beytin baş tarafını okumuş oluyoruz. Bu kelimelerde hulüfle imale yapan Hişam Hazretleri. Aynin, iniye, aibidüne, aibidül. İşte bunlar da bu şekilde imale yapan Hişam olmuş oldu. Böylelikle biz de dersimizin sonuna gelmiş olduk. Cenab-ı Hak hayırlı ifade ve istifade ikram eylesin. Bugün cidden beytler zorladı. Beni şahsen zorladı. Ha, dersime çalıştığımda çıktım ama onu da söyleyeyim. Ona rağmen yine de insan takılıyor. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi almış olduk. Gelmiş geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için. Hasaten İmam-ı Cezeri Hazretleri'nin ruhları için. El-Fatiha.